Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadayıf tatlısı yapacağız. Bilmeniz gereken tüm püf noktalarını da sizlere söyleyeceğim. Özellikle şerbeti için tüm şerbetli tatlılarınızda bu püf noktasında kullanabilirsiniz. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. 2 su bardağı şeker koyuyorum, klasik su bardaklarıyla. 2,5 su bardağı da suyum var. Ben içerisine limonumu da şimdiden koydum. Altını yakıp kaynatmaya bırakıyoruz. De çok çabuk şekerleniyorsa hemen size bir püf noktası vereyim. Pastaneci söylemişti. İndirmeye yakın içerisine bir tutam tuz atın. O şekeri çürütür. Tekrardan bir daha şekerleme yapmaz dedi. Ben birçok tatlımın içerisinde şerbetini bu şekilde hazırlıyorum. Evet, attım. Bir taşım kaynatıyorum. Altını kapatacağım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Tatlımı hazırlığına geçeceğim. Kadayıf basacağım tepsime. Bol yağ ile yağladım. Üzerine de cevizleri dizdim. Şöyle biraz uzunlamasına çok kırık olmayan kadayıflarımdan böyle biraz üzerine serpiyorum. Geri kalanı yağlayacağım kadayıfları. Şimdi tavamızın içerisine bir miktar tereyağı, biraz da 2 yemek kaşığı kadar da margarin koydum. Eriteceğim bunu. Düğümleri varsa düğümlerini açıyoruz. Böyle hafif. Erittiğimiz tereyağı margarin karışımına yavaş yavaş kadayıflarımızın üzerine ekliyoruz. Yağ ile beraber karıştırıyoruz. Kadayıflarımızı yerleştiriyoruz tepsimize. Ara katına kırılmış ceviz serpiyoruz. Kalan kadayıfımızı da üzerine eşit miktarda seriyoruz. Kadayıflarımız bittikten sonra elimizle iyice bastırıyoruz. 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyoruz. Tatlımız çok güzel bir şekilde pişti. İlk harı geçti. Şimdi hazırladığımız, daha önceden soğuttuğumuz şerbetimizle şerbetlemeye başlıyoruz. Şerbetimiz tam böyle tam gelecektir. Kek tepsisi gibi tepsi kullanırsanız. Videomun sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar seyrettiyseniz mutlaka videoma beğeni koymayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olup bildirim zilini de açmayı yine unutmayın. İyi seyirler, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.